AİHM 2016'da dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklanan, aralarında partinin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 13 HDP'li milletvekili tarafından açılan davalarda hak ihlali kararı verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2016'da dokunulmazlıkları kaldırılan ve tutuklanan 13 HDP'li milletvekili tarafından açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin ihlal edildiğini belirtti. Ankara'yı 184.600 euro manevi tazminat cezasına mahkum etti. Bana ulaşmıyorsunuz, niye iletmiyorsunuz? Nedir bu böyle bir partinin genel merkezini basmak? 12 Nisan 2016'da anayasada yapılan geçici bir değişiklikle HDP'li vekillere yönelik AKP'li 316 milletvekilinin imzasıyla meclise sunulan dokunulmazlıkların kaldırılması teklifine CHP anayasaya aykırı ama evet diyerek destek vermişti. Anayasa değişikliği 20 Mayıs 2016 tarihinde 376 oyla kabul edilmişti. Kabul edilen değişiklik AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da 7 Haziran 2016 tarihinde onanmıştı. Yürüyorlar! 3 Kasım'ı 4 Kasım'a bağlayan gece ilk olarak dönemin HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, ardından Selahattin Demirtaş gözaltına alınmıştı. Aynı gece gözaltına alınan milletvekilleri İdris Baluken, Selma Irmak, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım, Abdullah Zeydan, Ferhat Encü, Nihat Akdoğan ve Nursel Aydoğan daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Sonrasında devam eden operasyonlarda 11 Aralık 2016 tarihinde dönemin HDP Grup Başkan Vekili Çağlar Demirel ve Milletvekili Besime Konca meclis çıkışında HDP'li Burcu Çelik Özkan ise 19 Nisan 2017'de Muş'ta tutuklanmıştı.